Sevgili dostlar, bugün bonus bir video ile karşınızdayız. Bulunmaz Hint kumaşının hikayesini sizler için araştırdık, derledik ve sizlerle paylaşıyoruz. Sevgili dostlar, genellikle kinaye yapmak amacıyla kullandığımız bulunmaz Hint kumaşı deyiminin ardından acıklı bir hikaye varmış. Gerçekten ben de şaşırdım. Sizler için bu deyimin ardında saklı kalmış olan o hikayeyi sizlere paylaşıyoruz arkadaşlar. Sevgili dostlar, 1612'de İngilizler Hindistan'ı işgal ettikleri ve sömürgeye ticaret merkezi kurarak başladılar. Dönemin usta çırkçıları tarafından dokunan Hint kumaşları İngilizlerin ilk hedefi olmuş. İngilizler pahalı olan Hint kumaşları yerine kendi tekstil fabrikalarında ürettikleri kumaşları daha ucuza pazarlamaya çalışmışlar. Yani fakat İngilizler kumaşları Hintliler tarafından pek ilgi görmemiş. Daha pahalı olmasına rağmen Hintliler kendi yerli kumaşlarını tercih etmişler. Bunun üzerine sevgili dostlar, İngilizler Hint kumaşını piyasadan kaldırmak ve kendi ürettikleri kumaşları satabilmek için canice bir yönteme başvurmuşlar. El tezgahlarında kumaş dokumalarını ve düğüm atmalarını engellemek amacıyla Hintli çıkrıkçıların özellikle baş parmakları ve ellerini kesmişler. Artık Hint kumaşını dokuyabilecek ustalar olmadığı için Hint kumaşı da bulunmaz olmuş. Yani bulunmaz Hint kumaşı. Böylece İngilizler, sevgili dostlar, İngiliz kapitalizminin bir sonucu olarak bulunmaz Hint kumaşı deyimi ortaya çıkmış. Gerçekten ilginç bir durum yani. Esen kalın.